Herkese merhaba, ben Meryem Hacer'den. Bugün Python'ın Selenium kütüphanesini kullanarak web scraping yapmayı göstereceğim. İlk olarak web scraping nedir, Selenium nedir? Onlardan kısaca bahsetmek istedim. Web scraping yani web kazıma, web sitelerinden bilgi çıkartmanın bilgisayar programı tekniğidir. Çoğunlukla bu tür yazılım programlamaları düşük seviye köprü metin aktarım protokolü veya Mozilla, Firefox gibi tam teşekküllü gömülü web tarayıcısı tarafından World Wide Web'in insan araştırmaları simüle edilir. Selenium nedir? Selenium'da farklı tarayıcılarda ya da ortamda web uygulamalarını test etmek için kullanılan test çerçevesidir. Başka bir deyişle web uygulamalarının kalite güvencesi için kullanılan yazılım test otomasyon araçlar paketidir. Sonrasında ben Selenium'u kullanarak web kazıma yapacağım için projeme Selenium'u indirerek başlamak istedim. Şimdi buraya geliyorum. Benim yazmış olduğum kod bu. File setting. Buradan açılır pencereden. Buradaki artı kısmından hangi kütüphaneyi kullanacaksak buraya yazabiliriz. Örneğin Pygame kütüphanesini kullanmak istiyorum ben projemde. Pygame'i buradan indiriyoruz. Ve sonrasında projemize dahil ediyorum. Ben burada mesela Selenium'un bu versiyonunu kullanmışım. Ya da daha sonra kullanacağımız JSON'un yani buraya eklememişim. Farklı bir versiyonu kullanmışım. Bu şekilde bu sayfada görebiliriz onu. Chrome üzerinden scraping işlemi yapmak istedim ben. Bunun için ilk olarak Chrome Driver'ın uygun sürümünü bulmak istedim. Onu da Chrome ayarlar bölümünden herkes kendi Chrome'un sürümüne göre Chrome Driver'ı indirebilir. Yoksa hatayla karşılaşıyoruz. Chrome Driver, WebDriver arayüzünün Google Chrome tarafından başlatmak için kullandığı bir exe dosyasıdır. Bu Chrome Driver'ı indirdikten sonra yolunu rahatça bulabileceğimiz ve çünkü daha sonrasında kodda kullanacağımız için rahatlık olsun diye bir yere kaydettim. Ben bu şekilde buraya kaydettim ve onu yazdım. Sonra scraping işlemi yapacağımız sayfayı kullanacağımız tarayıcıya aşağıdaki gibi ekliyoruz. Hemen bu kodu da göstereyim. İlk olarak Selenium kullanacağım için Selenium'u burada Selenium kütüphanesi indirdim ve projeme dahil ettim. Bunları daha sonra açıklayacağım. Sonra Chrome Driver Exe neredeyse onu yazdım. Browser olarak Chrome'u kullanacağım için Chrome'un içine işte bu yola gidip WebDriver'ı açacaksın yani komut verdim. Daha sonra Browser Get ile projede bizden istenilen scraping işlemi yapacağımız olan sayfayı burada çağırdım. Aslında şu bölümde sadece bu bölüm olsaydı bize yapacağı tek şey şu sayfayı açmak olacaktı. Ay şurayı kapatayım. Bu sayfayı açacaktı. Projede bizden istenilen tek tek işte buradaki artist ve onun şarkısının ismini alacağız. Sonra bunun içine girdiğimiz zaman buradaki resmin indirme bağlantısı. Sonra aşağı kısımdaki midi var. Bunun indirme bağlantısı. Hakkında ve burada zorluk bilgisi var. Bunları tek tek JSON olarak çevirip bir tane dosyaya yazdırmamız bizden istenilen. Ben ilk olarak istediğim şey bunu ben tek tek içine girmeyeyim. Bir döngü oluşturayım ve döngü tek tek bunların isimlerini aldıktan sonra mesela çöpünü ve çöpünün bu şarkısını aldı. Sonra içine girip bu işlemi yapsın istedim. Onun için toplam bu sayfada 20 tane şarkı var. Ben bunu bir döngüyle kontrol edeyim dedim. Şimdi hemen gösteriyorum. Mesela ben burada bu range kullanarak bunu kontrol edebilirim. Aynı zamanda while'ı da yapabilirdim ama while'la değerini tek tek bir arttırmaktansa range daha kolayıma geldi. Toplam 20 şarkı var. 1 ile 20 arasında olacak. Sonunu dahil etmediği için 21'e kadar olanını aldım. İlk olarak başlamadan direkt sadece burasını alsın istedim. Peki bunu nasıl alacak? İlk olarak buradan sağ tıklayıp aşağıda inceleye baktım. Normalde class adlarıyla bunları çağırabilirdik. Daha güvenilir olacaktı ama class adları aynı olduğu için hatayla karşılaştım. Mesela burada ikisine karşılık gelen satırı bulmak istiyorum. Burası. Bunu kopyalıyorum. Az önce class adlarıyla olmadığı için xpath ile yapmamız gerekiyor. xpath ile yaptım. Hemen buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Acaba bir sonrakinin de yolu aynı mı? Ona bakacağım. Mesela bu Beethoven'ın şarkısı. Buraya geldim. Bunu kopyaladım. Xpath'le. Baktığımız zaman artış bir bir gidiyor. Hani tam altındaki.
Acaba en son şarkı da öyle olacak mı? Birer birer mi artık onu kontrol etmek istiyorum. Buraya geldim ve onu da x betini kopyaladım. Gerçekten baktığımızda toplam hepsi bir bir artmış ve 20'ye kadar devam etmiş. Ve burada değişen tek kısım burada sayılar artıyor. Yani benim burada kontrol edeceğim tek kısım bu oluyor. Diğer kısımlar aynı olacak. Hemen geliyorum kendi koduma. Ve ben bu şekilde yazdım. Şarkı ve şarkıcının adını bir aldım. Browser nokta find element by xpath ile kullanılabiliyormuş. Ama sonradan Selenium versiyonu değiştiği için orada hatayla karşılaştım. Daha sonra böyle içine yazmak zorunda kaldım. Değişmeyen kısmını bu şekilde yazdım. Sonra hemen not defterinden de göstereyim. Bu şekilde burası değiştiği için burayı kontrol altına alacağım. Yani döngüye girecek kısmı, bir bir artacak olan kısım burası. Bunu da J ile kontrol etmeye çalıştım. Daha sonra bu ifadeyi projede bahsedildiği gibi JSON olarak çevirdikten sonra yeni bir dosyaya yazdırmamız gerekiyor. JSON'u nasıl çevireceğimize baktım. Yine her zamanki gibi ilk olarak JSON'u indirdik. Buradan file settings. Oradan indirdikten sonra projemize dahil ettik. Daha sonra biz bu şekilde yazsak aslında hani XPath'te bunu bul. İşte ID'si bu, table, tbody, işte bu satırda şu sütunda falan. Hiçbir şey anlaşılmaz. Direkt ben bu ifadeyi string olarak yazmak istiyorum. Yani şimdi kapatayım bir dakika. Yani şuradaki gibi Chopin'in bu şarkısı gibi yazsın istiyorum. Buradaki gibi yazsın istemiyorum. Onun için ben bunu bir tekste çevirmek istedim. Bu çevirdiğim yani şarkıcı ve şarkının adını Y adında bir değişken atadım. Sonra ben bunu JSON olarak çevireceğim ve onu dosyaya yazacağım. JSON dump'la da Y'yi içine aldıktan sonra bunu artık bu ifadeyi JSON'a dönüştürdük. Yeni dönüştürdüğümüz ifadeye de ben K dedim. Sonra ben bunu bir dosyaya yazacağım. Dosya yazdırmak için de bunu yaptım. İşte yeni dosya adında bir dosya oluşturacak Python. Onu açtıktan sonra şarkı ve şarkıcının adı dedik diyecek ve bu oluşturduğumuz JSON'u yazacak. Bunu yaptıktan sonra aslında şurayı hemen sileyim. Tam yapalım. Açıldı. Web scraping yapacağımız sayfa. Burada baktığımız zaman yeni dosya Python dosyası oluştu. Sonra burada şarkı ve şarkıcının adını yazdı. Hepsini ard arda yazdırdı. Birden 21'e kadar olanları bu şekilde. Yani buraya geldiğimiz zaman bu şekilde tekste çevirdik. JSON olarak dönüştürdük ve yeni dosya P'ye oluşturup bunun içine yazdık. Şimdi tek benim istediğim şey bunun adını yazdı ve alttakini yazmadan bunun içine girdikten sonra şunu kapatıyorum. Burada projede bizden istenilen verileri çeksin istiyorum. İlk olarak hemen kodda göstereyim. Bir bunun içine girecek dediğim şeyi kontrol edecek bir klik oluşturdum. Yani burada Chopin'in içine yazdıktan sonra içine basacak. Yani bir tıklama fonksiyonuyla, klikle. Browser find element xset. Yine burada da tıklayacak. Tek tek tıklamasını söyledim. Ve yine burada döngüye alacağım kısmı değişken tuttum. İlk olarak ben portrenin indirme bağıntısını almak istedim. Yani tıkladıktan sonra içine girecek ve oradaki resmi alacak. Hemen geliyorum. Buradan. İncele. Portre bağlantısında indirmek için ilk olarak yine ilkine geldim mesela. İlk şarkı Chopin şarkısıydı. Yine sağ tıkla incele yaptım ve bu yandaki sayfa açıldı. Sonra bu resmi kapsayan yeri bulmaya çalıştım. Hemen bakıyorum. Burası. Bunda burası mı? Hayır, burası. Bunu da yine
kopyaladım. XPath'ini aldım. Ve hemen burada Portrait için yine Find Element XPath'le yapıştırdım. Acaba diyorum bütün şarkıların portresi aynı mı? Baktığım zaman hepsinin XPath'leri aynı geldi. Onun için buraları değiştirmedim. Yani kendi kontrol edecek aslında içine girecek döngüyle. İşte ikinci şarkı için de XPath aynı. Onu yine alacak. Yani hepsinin yeri aynıydı. Daha sonra buraya baktığımız zaman içinde bir resimle ilgili ya da indirmeyle ilgili hiçbir bağıntı yok. Bunun için de get attribute ile resim olan bağıntıyı alabilirmişiz. Bunu araştırdım. Bunu Z adında bir değişkene atadım. Daha sonrasında bunu JSON ifadeye çevirip dosyamıza yazdırmak gerekiyordu. Bunun için de yine üstte yaptığım gibi JSON'a dönüştürüp yeni adı bu oldu ve bunu da dosyamıza yazdırdık. Bizden istediği şey portre, midi hakkında ve zorluk bilgisiydi. Midi için de midi indirme bağıntısı. Hemen gösteriyorum. Midi burada. Burada buraya bastığımızda iniyor. Bunun için de yine sağ tıkladım. İncele dedim. Bana gelen kısım burası. Baktığım zaman şuradaki linke bastığımız zaman aslında iniyor. Bunu da yine kopyaladım. XPath'le. Kopyaladığım zaman bu şekilde XPath'i bu şekilde geliyor. Ve diğerlerini de aynı şekilde kontrol ettim. Toplam 20 şarkının da XPath'i aynı geliyordu. Burada da yine üstteki gibi değiştirilecek ya da döngüyle tutulacak bir yer yoktu. Bunu böyle yazdım. Ama bunu nasıl indirilecek? Yani bunu bilgisayar nasıl anlayacak? Yine onu da yukarıda resim tuttuğumuz gibi get attribute'le tuttum. Linkini alacak ve linkini x adı verilen değişkene atacak. Dosyamıza JSON olarak yazdığımız için bunu da yine aynısını yaptım. Dosyamızı açtım ve yazdırdım indirme bağıntısı diye. En son hakkında ve zorluk bilgisi kaldı. Hakkında bu kısımda sayfanın en altında bu kısımda yine burada sağ tıkladım inceleden. Hakkında'nın nereye geldiğine baktım. Nerede? Burası. ID'sini de vermiş. Bunu da copy. XPath'ini kopyaladım. Ve buraya işte browser'da find element XPath yardımıyla işte buradaki bu ID'li yeri bul diyorum. Yine 20 şarkı içinde hepsinde yeri aynıydı. Burada da bir değişkenle tutulacak ya da döngüyle değişecek hiçbir şey yoktu. Burada alınan tüm verileri text yardımıyla aldım. Çünkü burada resim falan görmedim ya da link. Hepsini text yardımıyla aldım. Bunu da yine yukarıda belirttiğimiz şarkı ve şarkıcı adında şarkı ve şarkıcı adında belirttiğimiz gibi text de almak istedim. Yine JSON ifadeye dönüştürüp dosyamızı bu şekilde yazdırdım. En son kalan zorluk bilgisi. Zorluk da burada. Bunu nasıl alabilirim? Yine bunu almak için sağ tıkladım. İncele dedim. Aslında bunun geldiği kısım burası. Bunu da yine copy deyip XPath'le aldım. Ve onu da yine tekte tutup JSON ifadeye çevirdim. En sonunda da zorluk hakkında ya işte buradaki JSON'la belirttiğim yeri yazdırdım. Ve yazdırıp bitiyor. Bu yazdırdığım kod da tek tek ilk başta anlattığım gibi şarkıları tek tek tıklayıp çıkmasını istemiştim. Bilgisayar basıyor, tıklıyor. Bütün bağlantıları alıyor. Alması gerekenleri, yerlerini belirttiklerimizi. Sonra geriye çıkmasını buradaki kodla sağlamış oluyoruz. Bu şekilde şimdi çalıştıralım. Açıldı. İlk olarak ismini alacak. Sonra bunun içinde midi, portre falan aldı. Tek tek bütün şarkılar için aynısını yapacak. Bu şekilde gidiyor. Baktığımız zaman acaba bunları dosyaya yazdırılmış mı? Yeni dosya diye oluşturmuştuk. Çekilen veriler bizim başlığımız. Şarkı ve şarkıcının adı, indirme bağıntısı, midi indirme bağıntısı, hakkında ve zorluk. Bu şekilde.
Bu şekilde bütün şarkıları ve bizden istediklerini tek tek yazdırmış oluyor. Teşekkür ederim.